Server-i kainat zaman zaman şanlı ashabını toplar, tadına doyulmaz sohbetler yapardı. Medine'nin nurlu gençlerinden Nevfel radıyallahu anh bunları hiç kaçırmaz, adeta kaydeder, kelimesi kelimesine gönlüne işlerdi. Bir gün yüzü suyu hürmetine alemlerin yaratıldığı server-i kainat şehadetten söz açtı. Kıyamet gününde şehitler mahşer yerine gelirken peygamberler ayağa kalkar. Onlar çocuklarından, akraba ve dostlarından 70.000 kişiye şefaat eder. Cehennemden kurtarırlar. Gel de heyecanlanma, müjdenin güzelliğine bak. Nevfel soluk soluğa eve koştu. İki oğlunu ve hanımını alıp geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Ya Resulallah, bir dua etsem amin der misiniz? Dedi. Gül yüzlü Nebi, adı güzel Muhammed, tebessüm buyurdular. Nevfel büyük bir aşkla ellerini açtı ve "Ya Rabbi, Nevfel kulunu şehit, yavrularını yetim, hanımını dul bırak." Bu içli niyaza hanımı ve çocukları da katıldılar. Nitekim Nevfel çıktığı ilk gazada şehit oldu. Kafirler mübarek naaşını paraladı, tanınmaz hale soktular. Hazreti Ali anlatır. Gazadan sonra Medine'ye dönüyorduk. Şehre yaklaşınca kadınlar ve çocuklar bizi karşılamaya çıktılar. Allahu Teala'nın takdirine razıydılar. Ama yine de bir ümit, bir merak. Eşleri, oğulları, babaları dönecek mi bilmiyorlar. Nitekim Nevfel'in hanımı, çocukları ve ihtiyar anası da önümüzde durdular. Büyük bir muhabbetle "Gazanız mübarek olsun ya Resulallah" dediler. Sonra Nevfel'i sordular. Efendimizin güzel gözleri nemlendi. "O şehit oldu" diyemedi. Elleriyle arka tarafı işaret edip yürüdüler. Efendimizin ardından Ammar'la birlikte ben geliyordum. Nevfel'in hanımı ve çocukları bu kez bize yöneldiler. Resulullah Efendimizin veremediği haberi biz nasıl verebiliriz? Aynen onun yaptığı gibi yaptık. Elimizle arkayı işaret ettik. Hattab oğlu Ömer de aynı şekilde hareket etmek zorunda kaldı. Osman bin Affan, o da aynı. Kafilenin sonunda Ebu Bekir Sıddık geliyordu. Yanında Muaz bin Cebel, 3-5 adım gerisinde de Zübeyr bin Avvam. Gerçekten de çok zor durumdaydı. Onun arkada işareti yapmak gibi bir şansı da kalmamıştı. Ebu Bekir'in ızdırabını çok iyi anlıyorduk. Hem doğru konuşmak istiyordu, hem de Resulullah'ın davrandığı gibi davranmayı arzu ediyordu. Efendimiz'e uymamaktan hepimiz korkardık. Ama Sıddık,
O başka bir korkardı. Peki yalan? Hayır hayır. Böyle bir şeyi hiç yapmadı ve yapmazdı. Nefer'in anası, hanımı ve çocukları Sıddık'ı çevirip halkaladı. Her biri ayrı tondan Nefer'e ne oldu diye sormaya başladılar. Ne söyleyebilirdi ki? Sıkıntılıydı. Hazreti Ebu Bekir gözlerini yumdu ve haykırdı. Ya Allah! Ya Nefer! Donduk, kaldık. Nasıl bir sessizlik oldu anlatamam. Birden obayı bir nal sesi doldurdu. Ve uzaklardan bir toz bulutu kalktı. Yayından boşanırcasına koşan bir at, yıldırım hızıyla yaklaştı. Süvari dizginleri çekip sordu. Buyur ya Sıddık, beni mi çağırdın? Yüzünden peçesini çıkarıp attı. Bu Nevfel'di. Daha genç, daha taze, daha nurlu, hem kanlı hem canlı. Biraz evvel onu libaslarıyla gömmedik mi? Üstüne toprak atmadık mı? Müminler henüz hadisenin şaşkınlığını yaşarken Cebrail göründü. Efendimiz'e, ya Resulallah, Hak Teala'nın sana selamı var. Buyurdular ki, eğer mağara arkadaşın bir kere daha Allah deseydi, yüceliğim hakkı için bütün şehitleri diriltirdim. Çünkü Ebu Bekir cahiliye devrinde bile yalan söylemedi. Nefel bundan sonra yıllarca yaşadı. Nihayet duası da kabul oldu. Ve Yemame cenginde umduğuna kavuştu. Şehadet şerbetini yudumladı.